9 Haziran 1919. Menemen'den hareket eden Yunan birliğinin ilerleyerek Reşadiye'ye gelmesi Bergama'yı da hareketlendirir. Yunanlıların Bergama'yı işgal etmesi beklenmektedir. 10 Haziran gecesi mukavemeti hazırlamak üzere gönderilen Kurmay Yüzbaşı Balıkesirli Kemal Bey'in çabaları yetmez. Bergama şehrinde Hürriyet ve İtiraf Fırkası'nın "Memleketi mahvedeceksiniz" şeklindeki kötü propagandası maalesef halkı etkilemiş ve bir avuç gönüllüyle Yunan ordusuna direniş yapmanın mümkün olmadığı inanışı yayılmıştır. Bu söylentiler Bergama'nın daha başlangıçta direnmeden teslimini getirecektir. Bergama'nın savunulmayacağını anlayan Bergama Mühimmat Deposu memuru o günün akşamında bütün silah ve cephaneyi havaya uçurur. Bergama korkunç bir şekilde sarsılır. ...11 Haziran sabahı Kemal Bey, Batı sırtlarında direniş hazırlığı yaparken pusuya düşürülür. ...12 Haziran 1919. Sabah 10 sularında Yunan kuvvetleri önemli bir direnişle karşılaşmadan Bergama'ya girer. Sadece Yüzbaşı Mustafa Bey ile Üsteğmen Halet Bey yanlarındaki 1-2 askerle birlik olup Yunan kuvvetlerine ateş eder ve daha sonra Turanlı istikametinde çekilir. Bergama, Ege'nin güzel bir şehri olarak uzunca zamandır böyle acı dolu bir gün görmemiştir. Yunan kumandanı Vasilyas daha ilk günden baskıya başlamıştır. Kendine göre bir para kuru tespit eder. 5 drahminin 75 kuruş olduğunu ilan eder ve bunu zorla uygulamaya koyar. Bu sırada Kınık havalesinde toplanan ve aylardır dağınık bir şekilde olan milisler ilk kez gerek lojistik gerekse de taktik açıdan hazırlıklarını tamamlamışlardır. Beklenen milis örgütlenmesiyle oluşturulması istenen güç elde edilmiştir. Vasilyas, işgal gününün akşamı şehrin ileri gelenlerini toplar. Aylar, Kınık havalesinde Türk birlikleri bulunduğunu istihbar ettir. Şimdiden söyleyeyim, eğer bunlar herhangi bir harekete geçerlerse, içindekilerle birlikte Bergama'yı yakarım. Tıpkı Nero'nun Roma'yı yaptığı gibi, anladınız mı? Bu tehditin arkasında aslında Vasilyas'ın korkusu bulunmaktadır. 13 Haziran 1919 günü 400 kişilik Yunan taburuna bölgedeki Rumlardan gönüllü katılımlar olur. Bu katılımlarla Yunan birliğinin mevcudu önemli ölçüde artarak birlik güçlenir. Gerçekten de Kınık bölgesinde Türkler önemli bir hazırlık yapmaktadır. Türk ordusuna ait müfrezeler ve Kuvayi Milliye güçleri askeri hazırlıkların tamam olması, düşmanın yeteri kadar öngörü yapamaması ve akıncı gücünü küçümsemiş olması milli güçlere kolaylık sağlar. 15 Haziran 1919 günü sabah henüz gün doğarken yüzlerce milis silahlı ve 2 adet de topçu bataryasıyla desteklenerek Bergama girişinde Rakımca'yı yüksek tepelerde siper alırlar. Atlı akıncılar da düşmanı arkadan çevirecek şekilde tertiplenirler. Bergama'ya o gün yapılacak baskın için havanın kararması beklenmektedir. Ne yazık ki işler beklendiği gibi gitmez. 3 Yunan eri devreye çıkmış İncecikler köyünden Kapıkaya köyüne doğru ilerlemektedir. Bu Yunan erlerini gören gönüllüler onlara ateş açar. Ama bunlardan biri kurtulup Bergama istikametine doğru kaçınca baskının hemen yapılmasına karar verir. Arada Dikili'den Bergama'ya gelmekte olan bir Yunan ikmal kolunu izleyen parti pehlivanının akıncıları da sessizce ilerlemektedir. Akıncılar baskınla Yunan askerlerini esir eder. Bunlar Bergama'ya ulaşamazlar. Bergama'da bulunan Yunan askerleri kuşatmayı fark ettiğinde artık çok geçtir. Çünkü çembere girmişlerdir. Beklemedikleri bir kalabalıkla karşılaşmaktan başka, her yönden gelen bitirici atışlar, keskin nişancıların vuruşları Yunan taburunu kısa sürede tamamen bitirir. Şaşkın Yunan askerleri arasında kimse çatışma gürültüsünden diğerini duyamamaktadır. Ortalık can pazarına dönmüştür.
Kaçabilen nereden yol bulursa oradan kaçmaktadır. Yusuf İzzet Paşa komutasındaki Kuvayi Milliye birlikleri Yunanlıları hazırlıksız yakalamış ve birliklerini yok etmişti. Çarpışma güçleri azalan Yunan birlikleri fazla kayıp vermemek için 14 Haziran 1919 günü Bergama'yı terk ederek Menemen'e doğru çekildi. Bu çatışmalarda Yunan birlikleri 400 kayıp veriyordu. Sonuçta milisler Bergama'da müthiş bir zafer kazandı. Yunan ordusundan yere serilenler arasında yaralananlar, can çekişenler hazin bir savaş manzarası arz ederken parti pehlivan bağırır. Ne arıyorsunuz ulan bu topraklarda? Ne arıyorsunuz? Milisler Yunan askerlerinden yaralıları tedavi edip esirleri toparlarken şefkatlidirler. Ne de olsa yürekler yumuşaktır. Savaş bitmiş, artık insanlık başlamıştır. Yunan birliğinden kaçanlar çil yavrusu gibi dağılarak Menemen istikametine çekilirler. Bunları takiben Yunan ordusunun gelişi sırasında büyük gösteriler yapmış olan yerli Rumların bir kısmı da aynı istikamete kaçmışlardır. Kuvayi Milliye'nin incelemesinde Yunan taburunun aslında genç ve yeni eğitilmiş Yunan askerlerinden oluştuğu ve önemli bir bölümünün de yerli Rumlar tarafından teşkil edildiği tespit edilmiştir. Bergama bozgunu bu sırada İzmir'e gelen Yunan işgal ordusu başkomutanı General Lider için kötü bir hoş geldin olur. Cepheden gelen ilk haberin bozgun olması generalin tüylerini diken diken eder. Sinirleri bozulur. Ne yapacağını şaşırır. Bunları yenmek mümkün değil galiba. Ben görevimi sağ olarak bir tamamlasam diye düşünmeden adamız. Ertesi günü gelen haber Konstantino Snyder'ın daha tam moralini bozacaktır. 16 Haziran 1919 gündüz Çin'den 20 kişilik bir kuvvet ile ayrılan Yörük Halefe Sultanhisar'a 10 kilometre mesafede ve Büyük Menderes'in güneyindeki Yeni Pazar bölgesinde Yörük Halefe ve arkadaşları Yunan ordusuna ağır bir darbe indirirler. Balkoç Köprüsü ile kılavuzlar bağlantısını sağlayan ikinci köprü hava yolcu. Yunanlıların Bergama çatışmalarında yaralanan askerlerin çoğunun 8. Girit alayına ait olduğu söylenir. Yunan ağır bir darbe almıştır. Amfitrit adındaki hastane gemisinin yüzlerce yaralıyı Pire'ye nakli için kullanıldığı söylenir. Yunan, Bergama baskınında aldığı ağır mağlubiyetinin intikamını alır. 16 Haziran 1919 günü İşgal esnasında halka itidal telkin etmiş bulunan Menemen Kaymakamı Kemal Bey ve mahiyetindeki 6 jandarma Yunan askerlerince öldürülür. 17 Haziran'da Menemen'de sivillere karşı korkunç bir katliam gerçekleştirilir. Tarihçi Justin McCarthy katliamın önceden planlandığını savunmuştur. Saldırıdan önce şehirde bulunan Yunanlıların evleri beyaz haçla işaretlenmişti ve yağmalamadan ve yıkımdan zarar görmemişlerdi. Ayrıca Yunan tarafında sivil ve askerlerde hiçbir ölüm veya yaralı yoktu. İhtilaf Devletleri Kontrol Komisyonu Menemen'de yaşanan bu olayları katliam olarak teyit ediyordu. Yunan 19 Haziran'da İlk geldiğinin 4-5 katı bir güçle tekrar Bergama'ya saldıracaktır. 14 Eylül 1922'ye kadar sürecek acı bir dönem başlar. Bergama'yı da alırlar almasına ama Kuvayi Milliye onları bulundukları yerlerde canından bezdirecektir. Bergama deyince akla gelen kahramanlardan biri de Yüzbaşı Kemal Bey'dir. Yunan ordusunun ilk kez Bergama'ya geldiği 2 Haziran 1919 günü Bergamalı milisleri örgütleyip Eğrigöl Köprüsü yakınlarında pusu kurulmasını sağlar. Bergama'nın kurtuluşunda görev alan Yüzbaşı Kemal Bey maalesef işgal sırasında esir düşecektir. Daha sonraları Saçlı Efe tarafından İzmir'de hapisten kaçırılır ve Soma Cinge cephesine gider. Balıkesir'in kurtuluşunda önemli görevler üstlenir. İleride general rütbesine yükselecek olan Kemal Bey
soyadı kanunu çıkınca Balıkesir soyadını alacaktır. Yıllar sonra halka benliğini anlatmak için beyanname başlıklı çağrısında Kuvayi Milliye hatırasına Soma cephesinde 14 ay boyunca durmaksızın mücadele edenlerin anısına bir anıt yapılması için bir girişim başlatır. Çağrısında şöyle der: "Biz Türk milleti şehit dedelerimiz de dahil teslimi kabul etmedik. Bilakis Türk benliğimizle şahlandırarak mertliğimiz, yiğitliğimiz ve erkekliğimizle kelleyi koltuğa alarak Allah'a dayanarak gözü kara cesaretle imanla ve düşmanları öldüre öldüre ölürüz veya istiklalimizle hürriyetimizle yaşarız" dedik. "Karılarımızı ve kızlarımızı kendi elimizle düşmanlara teslim edemeyiz" dedik. Bergama'dan bahsederken Mehmet Kırağ, Merkez İbrahim Efe, Şerif Ali Efe, Köprülü Şerif Efe, Bulgurcu Mehmet Efe, Karar Ali Efe, Hıfzı Bey, Hafız Mustafa ve Hacı Niyazi ve adını sayamadığımız nice Efe ve milislerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı bu güzel yurt var olmazdı. Bergama baskınında Niyazi Akıncı Üsteğmen'i, parti pehlivan ve milislerini, Mavru Ali Osman Efe'yi, diğer adıyla Arap Ali Osman Efe'yi, Adalı Mehmet diğer adıyla Akıncı Efe'yi, Tuzcu Mustafa Efe'yi, kadın kılığına girerek Yunanlıları tuzağa çeken Aziz Afacan Efe'yi ve burada sayamadığımız tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anarız. Kahramanımız Arap Ali Osman Efe'nin kırmızı buğday hikayesini bilir misiniz? Arap Ali Osman Efe. Yunan ordusu onun başına 300 bin drahmi ödül koymuştur. Hedefine kilitlenir ve istediğini sonunda elde eden gözü pek ve cesur bir efedir. Manisa'da hapiste yattığı sırada orada gardiyan olan, iri yarı yapılı gerçek bir pehlivan olan Kurtuluş Savaşı'nın ünlü efelerinden parti pehlivan ile tanışmış ve birlikte cenk etmişlerdir. Bergama ve yöresi işgal altındayken Yunan köylünün elinde ne varsa alıp gider. Ancak tohumluk kadar zahire bırakırmış. Köylüler de tarlada kalan başakları toplar, harman yerlerinde kalan süprüntüleri temizleyip alıp öğütürmüş. Ali Beyli köyünden olan Arap Ali Osman Efe Yunan'a baskın verir, ambarlarında topladıkları buğdayları ve arpaları yağmaladıktan sonra getirip köylüye dağıtırmış. Bir gün Yunan, Göçbeyli, Kadıköy, Bölcek'ten toplanıp birleşmiş, Ayazköy'den de makinalı tüfek alıp Efe'ye pusu kurmuş. O sıra Ali Beyli'den Bölcek'e cuma namazına giden Efe, kurulan pusudan habersiz yolunda yürürken tozlu topraklı heybesine buğday koymuş, taşımaya uğraşan bir yaşlı kadın görür. "Ana, ben de sizin köye gidiyorum. Ver heybeni taşıyam" der ve yükü sırtlanır. Birlikte yürümeye başlarlar. Sarıcalar yakınında dereden geçerken Yunan ateş açar. Efe yaralanır ama kendini bir tarlaya atmayı başarır. Birkaç Yunan askerini de vurur. Yaşlı kadın arkalarından baka kalır. Heybeden dökülen buğdaylardan toplar, Bölce'ye varır, durumu oradakilere anlatır. Hemen pusunun atıldığı yere varırlar. Ama Efe, yaralı da olsa Cinge'deki arkadaşlarının yanına ulaşmayı başarmıştır. Gidenlerden biri yerde Efe'nin kanına bulanmış olan buğdayları görür ve toplar. Ekim zamanı tarlasının bir köşesine bu buğdayları eker. Derler ki, tarlanın o köşesinde boy veren buğdaylar diğerlerinden daha bereketli olmuş. Renkleri de kıpkırmızıymış. İşte kırmızı buğday, Arap Ali Osman Efe'nin kanının bulaştığı buğdaydır derler. Yunanlar ona Yunanca'da zenci anlamına gelen Mavro lakabını takmıştır. Başlarda 12-15 kişiyi geçmeyen kızanları ile Yunanlıların korkulu rüyası olur. Onun çetesi gelirken Yunan askerleri "Mavrolar geliyor" diye paniğe kapılırlar.
Arap kökenli Ali Osman Efe, olmadık baskınlar veren ve ne yapacağı belli olmayan diye tanımlanabilecek bir Efe'dir. Açıver, açıver.